Keşke derste anlatılan tüm konular aklımda kalsa. Çalışmama, not almama gerek kalmasa diyor musun? Diyorum valla. Aferin. İşte yıllardır üzerinde çalışılan ve milyonlarca öğrenciyi rahat ettirecek o müthiş icat gerçekleşti. Bayrampaşalı bilim adamları tarafından tasarlanan çip sayesinde derste anlatılan her şey aklında kalacak. Şimdi hazırsan bu çipi senin beynine yerleştireceğiz. Hazırım hocam. Başlıyoruz. Şimdi kendini nasıl hissediyorsun? Güzel ama biraz da ilginç sanki. Mandal bu ya. He yok, bir de çip takacaktık. Hem öyle bir teknoloji olsa çalışanla çalışmayanı nasıl ayırt edeceğiz? Neyse, al bakalım şu kağıt kalemi, not almaya başlıyoruz. Hem okulda hem de canlı derslerde dinlediğimiz konuların aklımızda kalması için yapmamız gereken en değerli şey güzel notlar tutmak. Fakat bir sorunumuz var. Hoca anlatırken not tuttuğumuz zaman derste anlatılanı kaçırabiliyoruz. Ders sonunda not tuttuğumuzda ise bazen aklımızda kalan çok az şey olabiliyor. Bu nedenle yapmamız gereken hem dersi dinlerken hem de ders bittikten sonra not tutmak. Ders esnasında not tutarken hocanın söylediğini birebir yazmaktansa kendi oluşturduğumuz anahtar cümleleri kağıda geçmek bize zaman ve kolaylık sağlar. Ders bittikten sonra ise aldığımız bu kısa notları açıklayıcı cümlelerle temize geçersek dersle alakalı en verimli notları çıkarmış olacağız. Yani özetle dersin içerisinde kısa notlar alıp ders sonrasında ise detaylı notlar tutabilirsin. Son olarak aldığın bu notlara göz gezdirdiğinde günlük konu tekrarını da yapmış olursun. Alo. Alo Emre, ne haber? İyidir, senden? İyiyim ben de. Ya Emre, senden ben bir şey isteyecektim. Eğer edebiyat notlarını aldıysan bana atabilir misin? Ben o derslere yetişemedim de. Eyvah. O kadar uğraştım not çıkartırken. Arkadaşımla paylaşmalı mıyım şimdi? Oo, bu da apayrı bir video konusu olur. Bugün sizlerle birlikte nasıl not tutmamız gerektiğini öğrendik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve istek videolarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.